Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün birinci üniteyi artık tamamen bitiriyoruz. Evet, değerlendirme sorularını birlikte yapacağız. Evet birinci sorumuz sayıların okunuşunu istemiş. Nasıl okuyorduk? Birler, onlar, yüzler, binler basamağı. Şurası birler bölüydü. Evet, şurası binlerdi sevgili O zaman 3 taneimiz var, binimiz var. Şöyle yapacağız o zaman. Ne yapıyorduk? 3, bin. Evet. 8, 100. 10 6 şeklinde değil mi? Evet burası birler bölü bakın birler onlar üzeri burası binler bölüydü. Kolay mu Binler şurası 46. 40 6 bin. Burası 372. Evet 3 100 72. Evet birler, binler. Binlerde ne var? 125. 100 20

Şimdi de rakamla yazmamızı istiyor. Evet önce bakın binler bölünü 3000. Bin. Bakın binliğimiz 3. Evet 100 yüz... <laughs> birler bölünde de 103 var. 3000 ne varmış? 103 bu kadar. Yani binler bakın işaretliyorum. 15000. Evet 15000 nokta koyuyorum. 406. 406 bu kadar basit. E yani evet, binler kısmını işaretliyorum. 89000. 89000 Evet 187. 187. Yine ne var? 614 bin. 614 bin. Evet. 519. 519. Bu şekilde üçerli yaparsanız sevgilerim rahat edersiniz. Ritmi saymaları tamamlayın diyor. 1000, 2000. Burası kolay değil mi? 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Burada da yüzer yüzer gitmiş. Bakın 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900. Yine biner biner 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. 8000, 9000 devam ediyor. 3800, 3900, 4000. Ne yapıyor? Yüzer yüzer gidiyor. 4000'den sonra 100 ekliyorum. 4100, 4200, 4300, 4.400, 4500 bak. Devam. Evet bölükleri gösteriyor. Az önce söylediğim gibi birler ve binler bölümümüz var değil mi? Birler ve binler bölümümüz var. Basamak adları neyle başlıyor birler bölü? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Binler bölü yine binler basamağı. Sonra on binler basamağı. Sonra yüz binler basamağı. Evet. Basamak değerini soruyor. 5 birler basamağında 5 çarpı 1 5. 3 onlar basamağında 3 çarpı 10 30. 9 yüzler basamağı 9 çarpı 100 900. 1 binler basamağı 1 çarpı 1000 1000. 6 10 binler 6 tane 10 bin bin. 8 tane 100 bin, altmış bin. Sekiz tane yüz bin 800 bin. Bu şekilde de basamak değerini bulmuş oluyoruz. Kaç basamaklıymış? 1, 2, 3, 4. 4 basamaklıymış. Yazalım. 4 basamak. Basamak adında neler var? Evet bakın birler, onlar, yüzler, binler. Onlar. Sonra yüzler. Sonra da binler. 6 tane 1, 6. 8 onlar basamağı 8 tane 10 80. 300 yüzler basamağı 3 tane 100 300. 5 binler basamağı 5 tane 1000 ne yapar? 5000 yapar. Aynı şekilde bakın 3 4 5 burası da 5 bunu farklı renkle yapayım karışmasın. Burası da 5 basamaklı. Yine aynı şekilde bakın basamaklarımız birler, onlar, yüzler, binler ve 10 binler basamağı. 6 tane 1 6. Onlar basamağı 3 tane 10 30. Yüzler basamağı 9 tane 100 900. 8 tane 1000 8000. 4 tane 10.000 4 tane 10 40 yapar değil mi? Evet yine aynı şekilde burada da bakın 3 3 6 basamaklı. Evet yapalım. Birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı binler basamağı, 10 binler basamağı, 100 binler basamağı. 7 var, 7 tane 1, 7. 4 tane 10, 40. Evet 0'la çarpınca 0 oluyor. 1 tane 1000 1000, 3 tane 10.000 ne yapar? 30.000. 5 tane de 100.000 ne yapar? 500.000 yapar. Devam. Sayı çözümlenmesi demiş. Bakın. Evet burada 1, 80, 300 var değil mi sevgili öğrencilerim? Bunları e, ne yapacağız? Toplu buraları var. E, 4000 var sevgili öğrencilerim. Şimdi 10000 olarak yazmış. E, bazılarını bakın bu şekilde çarpmış. Burada direkt e, sayı olarak yazmış. O zaman bu büyük basamaktan başlamış. Şöyle bakın. Şurası 1, 10, 100, 1000. 4 tane 1000 ne yapar? 4000 yapar. 3 tane 100 300 yapar. 8 tane 10 yapar? 80 yapar. 1 tane 10 yapar. Pardon, 1 bir tane 1 yapar? 1 yapar. Burada da isim olarak yazmış. 5 tane 10.000, 8 tane 1000 var. 8 tane binlik var. 9 tane yüzlük var. 9 tane yüzlük var. 4 tane onluk var. 2 tane de birlik var. birlik Buraya geldiğimizde çarp halinde yazmış. 3 tane miym bakın şurayı yazmış. Biz şuradan başlayacağız. 1'ler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. 2 tane ne var? 100.000 yazacağız. 2 tane 100.000. 3 tane 10.000, 3 tane 10.000. Sonra 3 tane 1.000, 5 tane 100. Evet, 6 tane 10. Evet, 7 tane de ne yapacağız? 1 yazacağız. 7 tane de 1 yapacağız. Ya yani bunların aralarına şöyle çarpı da koysanız olur. Evet ortaokullarda nokta konuyu biz de alışıyoruz. Evet 7 çarpı 1. 800 bin sonra 70 bin değil mi? 10 binler basamağı. 70 bin bin bir tane binlik bin yapar. 4 tane yüzlük ne yapar? 400 yapar. 0 zaten 0 yapar. 6 tane de 1 6 yapar. Yani bu şekilde sevgilencilerim. En yakın onluğa bakın. Onluğa yuvarlarken nereye bakıyorduk sevgilencilerim? Birler basamağına bakıyorduk. Şimdi bu ne yapmış bakın? 1 ile basamağına baktık. 5'ten küçük olduğu için kendi onunda yani 20'ye sıfırladı. Burası bakın 5 ve 5'ten küçük olduğu için onlar basamağı 4 kendine kalacak. Yani burası 40'ta kalacak. 8040 olmuş olacak sevgili öğrenim. Şöyle. Bakın 5 ve 5'ten büyük 8'i sonraki onluk olan 90'a yuvarlayacağız. Evet 36 90 olmuş olacak. O da nerede? Şurada. 5 ve 5'ten büyük. O zaman sonraki onluk. 5 sonraki onluk 6'ya yuvarlanacak. 57 60 olacak burası da da şöyle olacak. Burası bakın yine 5 beş ve 5'ten büyük. Şurası 0'dı. Sonraki onluk 1'e yuvarlanacak. 42, 1 olunca 10 olacak. 42, 10. On. Bakın onlar basmanı yuvarlayınca kendinden sonraki birler basmanı 0 yapıyoruz. Bunu her seferinde söylemiyorum. 42, 10 olmuş olacak bu da. Şöyle karışmasın. Bunu da şöyle yapmış olalım. Burası da ne oldu? Boşta kaldı. En yakın yüzlüğe demiş. En yakın yüzlüğe yuvarlarken de bakın onlar basamağına bakıyoruz. Bakalım şimdi. Onlar basamağı 5 ve 5'ten küçükse kendi onluğunda kalacak. Kendi yüzlüğünde kalacak. Sonrakileri sıfırlayacağız. 5, 4, 0, 0 yani. 5, 4, onlukla yüzlüğü sıfırlayacağız. 5400 olacak. Onlar basamağına bakıyorum. 5'ten büyük bu sonraki yüzde yani 4'e geçecek. 4, bu da 4 olacak. Sonrakiler 0, 0. Evet onunla bakıyorum. 5'ten küçük kendi yüzünde kalıyor. Yani şurası 4, 4 kendi yüzünde kalacak. Sonrakileri sıfırlayacağız. Evet bakın onlar basamağı 5 ve 5'ten büyük. Yani 5, bunu sonraki e, yüzlük olan 6 yapacağız. 8 ile 6 sonrakileri sıfırlıyoruz zaten. Evet bakın 5 ve 5'ten büyükse bunu bir sonraki yani 1'i ne yapacağız? Sonraki yüzlük olan 2'ye yuvarlayacağız. Sonrakileri zaten sıfırlıyoruz. Evet bakın 5 ve 5'ten büyük bunu sonraki yüzde 7'den sonra 2'yi ne yapacağız? 3'e yuvarlayacağız. Sonrakileri sıfırlıyoruz. Evet bakıyorum 5'ten küçük kendi yüzünde kalıyor. 6, 3 sonrakileri sıfırlıyoruz. 5'ten büyük 8'i sonraki yüzlük olan ne yapacağız? 9 yapacağız. Sonrakileri sıfırlayacağız. <laughs> evet sıralama yapacakmışız. Bakın 1500, 1600, 1700. En büyük hangisi? Tabii ki de 1700 değil mi? Büyük basamak bakın. Evet şuradaki zaten birler aynı olduğu için yüzler basamağı büyük olan büyük olacak. Yani 1743 en büyük. 1643, 1543. Evet, burada küçükten demiş bakın 5600, hepsi 5600, şuraları aynı. Fakat sonrakilere bakıyorum şurası 20 1 2, şurası 28 bakın en büyük, şurası 20 şurası 19 Küçükten büyüdüğümüz için en küçük 19 var değil mi? 5619 Sonra 5620 Sonra 5628 Güzel 103.000, 134.000, 430.000 bakın En büyük 430.000, en büyük basamaklar, binler basamaklarına bakıyoruz. O zaman 430 bin 106 en büyük. 134 bin var. Sonra da 103 bin 418 286, 286, 286. Şimdi binler aynı. O zaman sonrakilere bakıyorum. Bakın 0, 6, 6. En küçük zaten bakın 0 olduğu için önce şunu yazalım. 286, 065. Bu gitti. Şu x arasında bakın. Yüzler basamağı da 6, 6. Sonrakilere bakıyorum. Burası 50, burası 0. O zaman bu büyük değil mi sevgili Evet. Küçük olanı yazıyoruz. 286, 605, 286, 650 olacak. <laughs> evet. Örüntümüz var. Birinci adımda 1. Bir. İkinci adımda 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7, 9. Burada da 10 tane. Bak kaça kaç almış? 1'den 4'e buraya yükselirken artı 3. 4'ten 7'ye artı 3. Buraya artı 3. Bize 6. basamağı soruyor. Şimdi şöyle geldik. 5. Adıma, e, adıma geldiğimizde 10'du kaç olur sevgilendirelim şurası? 3 eklediğimizde 13 olur. Şöyle 6. adıma geldiğimizde 13'tü kaç olur? 3'er 3'e gidiyor. 16 olmuş olur sevgilendirim. Şöyle yapalım. Örüntünün kuralı 1, 4, 7, 10, 13, 16. Şöyle gösterelim. 6. basamağı olduğu için. Evet. Bakın 1. adım, 2. adım, 3. adım, 4. adım, 5. adım, 6. adım da kaç olur? 16 tane. Evet. Yuvarlak olur diye söylersiniz. Bunlardan. Aşağıdaki toplama işlemini ait boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazın diyor. Toplama yapın diye bir şey yapalım sevgili 1400 pardon. 4813 1286 topluyorum. 6 3 daha 9. 8 1 daha 9. 8 2 daha 10. Elde var 1. 4 1 daha 5. Bir de elde 6. 60 6099. Sonra 6099 tekrar ediyorum bakın dokuz dokuz gördüğümüz gibi 10 elde tamam evet bazen gözden kaçabiliyor tekrar edelim size dokuz altı daha on 5'i elde var bir dokuz bir de elde 10 yine elde var bir sıfır sıfır elde var bir elde bitti altı 2 daha 8 yani 8105 bin buraya gelelim 3706 bin yedi 4 topluyorum. 6 4 daha 10 elde var 1. 0 0 bir de elde 1. Elde bitti. 7 1 daha 8. Elde yok. 3 1 daha 4. 4810. Devam edelim. 4810'la da ne yapıyormuşuz? 2018'i toplayacakmışız. Toplayalım. 8 0 daha 8. 1 1 daha 2. 8 0 daha 8. 4 2 daha 6. 6828 de burası çıkmış oldu. Ahmet'in sınıf tahtasını yazdığı işlemde verilmeyeni bulun diye söylemiş. Şimdi bakın üçünün toplamı ne olacak? Buradaki toplam verecek. Yani 2186 1820. Bunları toplayacağız. Bir de şurayı ekleyeceğiz. Buraya bulacaktık. Biz şöyle yapsak. Bu ikisini toplasak. Toplamdan bunu çıkarsak şurayı buluruz değil mi? Toplamı 6. 8, 2 daha 10. Elde var 1. 8 9 1 de elde 10 yine elde var 1. 2 1 daha 3 bir de elde 4. 4600 çıktı. Şu x'in toplamı 4600 çıktı. 4600'e kaçı eklersek toplamda 4600 çıkar? E biz ne yaparız? Bu x toplanınca burayı veriyorsa toplamdan bunu çıkarırız diğerine buluruz. değil mi? O zaman 4600'den 4000'i ne yaparız? Çıkartırız. Öyle değil mi? Veya uzun yolda şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 6, 0, kaç eklersek 10 olur. İşte 4 eklersek deyip onu da sonraki aşamada yapalım. 0'dan 6 çıkmadı. Bakın ne oldu? 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. Evet burada kaç kaldı? 9 kaldı. 9'dan 0 çıktı. 9 kaldı. Komşu evrimde 5 kaldı. Buraya 5 kaldı sevgilerim. Burada 0. Yani 590. Şuraya kaç gelecekmiş? 594 gelecekmiş. Şöyle düşünelim sevgilerim şimdi. Şöyle de yapılabilir toplama işlemi. Bakın 6, 0, 10 olması için ne yaparız? Elde var dediğinde. Şuraya ne yaparsın? 4 yazarsınız. Eldeyi buraya eklersiniz. 8, 10. Bir de elde ne oldu? 11. Tekrar 20 olması için bakın ne yapacaksınız buraya? 9 ekleyeceksiniz. Bu sefer 20 olacak. Elde var. 2 olacak. 8, 10, 11. Evet. 16 olması için buraya ne yapacaksınız? 5 ekleyeceksiniz. Evet. Elde var. 2, 1, 3. Bir de elde 4. Bu şekilde de 594 buradan bulabilirsiniz. Tercih sizin. Verilmeyenler isim, Bakalım. 2, 1 daha 3. Bu kolay. 8, 3 daha 11'in biri elde var. 1. 5, 6 daha 11. Bir de elde 12. Yine elde var. 1. 4, 3 daha 7. Bir de elde 8. 8213. Gelelim bu kısma. Az önce söylediğim gibi buradan bunu çıkartıp da bulabilirsin veya kendimiz işlem yaparak da bulabiliriz. Nasıl? 6 ile kaç toplarsak 15 yapar. 5 yapmayacağı için buraya 9 ekleriz. 15'in 5'i. Bakın elde var 1. 8. Elde ekledik. 9. Kaç ekleriz 13 olması için yine buraya? 4 ekleriz. 13'ün 3'ü yine elde var. Şurada 1 olur. Bu gitti. 5. Bir de elde 6. Kaç eklersek 2 yapar? 6'ya 6 eklersek ne yapar? 12'nin ikisi yapar. Yine elde var. 1. Bu da gitti. 1, 2, 6 olması için kaç ekleriz? 4 daha eklersiniz. Bakın ne oldu? 4649'u bu şekilde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Sağlamasını yapalım şimdi. 9 6 daha 15. Elde var 1. 4. 8 daha 12. Bir de elde 13. Elde var 1. 6 5 daha 11. Bir de elde 12. Yine elde var 1. 4 5 6. Bakın ne oldu? Bulmuş oldum. Veyahut da çıkarma yöntemiyle burası çünkü toplam olduğu için şöyle de yapabilirsiniz. 6235'ten 1586'yı çıkartırsınız. 15'ten 6 çıktı 9. Burada kaldı 2. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. Burada yine 1 kaldı komşuya verince. 11'den 5 çıktı. 6 kaldı. Evet burada yine verince 5 kaldı. 5 tane 5 çıktı. 4 kaldı. 4649'u bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani burası normal toplama. 8, 4 daha 12 elde var. 1, 1, 1 daha 2 elde bitti. 3 indiriyoruz. 6, 1 daha 7. 7, 322. Burası da tekrar söylüyorum şuradan bunu çıkartarak bulabilirsiniz. Veya 6'ya kaç eklersek 9 olur. 3 eklersek 9 olur değil mi? 1 kaç eklersek 8 olur. 7 eklersek 8 olur. 8'e kaç eklersek 5 olmayacağı için 15 olur. 8'e 7 <laughs> eklersek 15'in 5'i elde var. 1, 1, 1 daha 2. Kaç eklersek 4 olur. 2 eklersek 4 olur. Bu şekilde veya şu şekilde 4589'dan şurayı 1816'ya çıkartarak da bakın. 9'dan 6 çıktı 3, 8'den 1 çıktı 7. 15'ten 8 çıktı 7. Komşu verdi 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2. 2773'ü bu şekilde de bulabilirsiniz. Evet işlem yapmamız istiyor. Yan tarafta yapalım. 6565'ten 2910'u çıkartıyorum. 5 kaldı. 5 kaldı. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı. Burada 5 kaldı verince 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 3655. Yan tarafta yapalım. 5830'dan 3190 çıkartıyoruz. 0 kaldı. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıktı. 4 kaldı. Komşuya verdik 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 2640. Devam. 7690'dan 4045 çıkartıyoruz. Bakın 0'dan çıkmaz. Komşudan 10. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada 8 kaldı. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. 6'dan 0 çıktı. 6 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 3645 kaldı burada sevgili öğrencilerim. Evet, şurayı çıkartalım. 7280'den 3625 çıkartıyorum. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 2'den 6 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası yine 12 oldu. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 6 kaldı verince 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 3655 kaldı. Şimdi verilen işlemlere göre hangi ikisinin sonuçları aynıdır? O zaman baktığımıza bakın 3655 buradaymış. Şu mu acaba diye şüphelenmiştim. 3655 buradaymış. Yani hangisi oldu? 1 ile sevgilencilerim 4'ün sonuçları aynı olmuş oldu. Devam. Evet. Dikkat edelim şimdi sevgilencilerim. 5'ten kaç çıkarsa 3 kalır. Buraya 2 yazarız değil mi? Şöyle rengi değiştirelim. Yani şuradan şurası ne olur? Şöyle 2 olmuş olur. B eşittir 2. C'den 6 şimdi 1 kalıyorsa C'ye kaç yazarız sevgilendirin? Buraya da 7 yazarız değil mi? C'ye de 7 yazarız. Evet o zaman 3'ü de buraya indirdiğimizde A da direkt ne olmuş olur? 3 olmuş. O zaman A'yı 3 bulduk. B'yi 2 bulduk. C'yi de 7 bulduk. Ben yan tarafa yazıyorum tekrar. 375'ten 62. Çıkardık. 313 kaldı. Buraya geldim. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. F'miz 4 oldu. Kaçtan 7 çıkarsa 2 kalır. E'ye de 9 yazabiliriz değil mi? E'ye de 9 yazdıklarında 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. D'ye de 6 yazdığımızda 6'dan da 1 çıkınca 5 kaldı değil mi? Yani 696, 172 çıkartıyoruz. 524 şeklinde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Evet bulalım. 6200 işlemimizden 3184'ü çıkartacakmışız. Kareyi bulacakmışız. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası kaç oldu? 10. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. Bak burası 10'du. Komşuyu verince burada kaç kaldı? 9 kaldı. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. Bu 0'a da bu 2'den verdiğimiz için burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Art geldi bitti. Alttan 3 çıktı 3 kaldı. Yani eşittir kare. Karemiz 3000 ne oldu? Sevdiğim şurası. 3016. Bundan da yani 3016'dan da 1809'u çıkartacakmışız. Üçgeni bulacakmışız. Çıkartalım. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 16 oldu. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Burası komşu evrenin 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Komşu evrenin 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Üçgende ne oldu? Eşittir üçgen. Bu oldu. Evet. Buradan üçgenimiz 1207. En yakın olduğu onluğu bulun demiş. 1000 büyük harfle yazayım. 7'nin en yakın olduğu <laughs> onluğu bulmak için bizler birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 5 beş ve 5'ten yukarıysa ne yapıyorduk onluğu? Bir üst onluğa. Yani sıfırdı. Bunu 1 yapıyoruz. Şöyle burayı da sıfırlıyorduk. Üst onluğa yuvarladık. Bakın sıfırı bir üst onluğa ona yuvarladık. 1210 eşittir üçgenin yuvarlanmış hali. Evet. Şöyle düşünelim bakın. 3'ten 2 çıkınca 1 kalır. 3'ten de 1 çıkınca 2 kalır değil mi? Yani 6781'den A'yı çıkartınca burası kalıyorsa 6781'den de buraya çıkarınca A kalır değil mi? Çünkü bu evet kalan fark sevgilerin şu eksilen. Eksilenden fark çıkarsanız da buraya bulursunuz. 6781'den 6423'ü çıkartalım. 1'den 3 çıkmaz. Komşudan aldık 11. 11'den 3 çıktı 8 kaldı. Form 7 kaldı. 7'den 2 çıktı. 4 kaldı. Evet elde alma bitti. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. Yani A eşittir. 348 Şimdi bize diyor ki en yakın olduğu yüzlük. Yüzlüğe yuvarlamak için ne yapıyordu sevgilendirim? 348. Yüzlüğe yuvarlamak için onlar basamağına bakıyoruz. 5'ten küçükse kendi yüzünde kalıyor. 3 sonrakileri sıfırlıyorduk. 300 olarak yapıyorduk. A eşittir. 300 yuvarlanmış hali. Yani en yakın olduğu 100'lük. 3745 doğal sayısı 4 basamaklı en küçük tek sayı. Bakın 4 basamaklı 0 0. 0 yapsam olur fakat tek sayı dediği için şunu 1 yapıyoruz sevgilerim. O zaman sayımız 1001 olmuş oluyor. Toplamı 3745 doğal sayısı ile bu sayının toplamını soruyor. Yani 1001'in toplamını soruyor. 5 1 daha 6. 4'ü yazdım. 7'yi yazdım. 3 1 daha ne yaptı? 4 yapmış oldu toplam 4746 çıkmış oldu. Sayın okuldaki koşu yarışını hazırlanırken sabah metre öğleden sonra bu yapıyor. Toplam kaç metre koşuyor? Yani toplama istiyor bizden. 3112 ile 2846'yı topla diyor. 8, 5, 9, 5 metre toplam koşmuş. Sayit. Değil mi? Zihinden çıkarma işlemi doğru olanları mavi, yanlış olanları kırmızıya boyayın. Bakalım şimdi. Şimdi sevgilerim ne yapıyorduk? 1'i 3 basamaklı, 1'i 2 basamaklıysa onluklar için de önce işlem yapıyorduk. 40'tan 80 çıkmadığı için 940'tan 8 defa onluk geri sayacağız. 930, 920, 910, 900, 900. 890, 880, 870, 860 olacak. Bakın ne oldu? Doğru oldu. O zaman şöyle maviye boyayalım. Yani 800'den 200 çıktım zaten ne olur bak 100'den çıktığında 600 kalır. Sonra ekleriz 654 olması lazım. Yanlış yapılmış. Bunu kırmızıya boyuyorsunuz. 90 bakın 50 var burada. Değil mi? 300'ümüzü yazıyoruz. 90'dan da 50'yi çıkartıyoruz. 40. Evet işlem doğru değil mi? Evet devam. Evet 400'den 200 çıkartıyoruz. Kaç kalır sevgili öğrencilerim? 200 kalır. 86 ekleriz. 286 olur. 386 yanlış işaretlemiş, yazmış. Kırmızıya boyuyoruz. Evet 512 70. Yani direkt onluklar çıkmadığı için 7 tane onluk geriye sayacağız <laughs> 12'den. 502 492 482 472 462 452 442 sevgilendirin. Bakın 10 geri saydığında işlem doğru çıktı. O zaman bunu maviye boyayacağız. Evet 700'den 500 çıkardık. 296'yı 10 ekledi 296 olması lazım. 396 yapmış. Yanlış işaretlemiş. Bunu da kırmızıya boyarsınız sevgili öğrenciler. Evet ünitemizi burada tamamlamış olduk. Eğer geçtiyseniz ikinci ünitelere lütfen yorumlarda yazın. Sizler için hazırlayalım. Yani Türkçe kitaplarımız hazır. Onları da unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Abone değilseniz lütfen abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Desteklerseniz seviniriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.